patlattın be. Fatma sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çamaşır topluyorum. Ben onu mu soruyorum? Ya? Lan gidip öğretmen Ömer'e söylemişsin ya benden hamile kaldığını. Sen aklın peynir ekmekle mi yedin ya? He, onu mu diyorsun? He, onu diyorum. Yani ne yapayım? Birden oluverdi işte, açılıverdim. Kızım manyak mısın sen ya? Elin adamına gidip böyle sır verilir mi hiç? Ömer elin adamı değer. Ya? Ta çocukluğundan tanıyorum ben onu. He, o zaman bak biraz içim ferahladı. Çocukluğundan tanıyorsan mesele yok ya. Tövbe estağfurullah, hasbinallah. Lan insan bu, insan nihayetinde. Taş değer ya. Ya gidip birini anlatırsa ne yapacaksın? Hiç düşündün mü bunu? Ömer güvenilir bir çocuktur. Kimseye söylemez, merak etme. Söylemez. Lan daha duyar duymaz gelip bağa carladı ya bebe. Yemin olsun dakika bir gol bir ya. Gram beyin yokmuş sende. Vallahi soğudum senden şu an. Öyle mi? He öyle. Senin için konuşması kolay tabii. Sen benim nereye çektiğimi biliyor musun? İstemeye bebeğime aldırdım ben be. Kimseye de bir şey diyemiyorum. Yüküm ne kadar ağır biliyor musun? Psikolojim bozuldu, ne yapayım? Dayanamadım, söyleyiverdim işte. Ya tamam Fatma bak ben seni anlıyorum ama sen de beni anla ne olur ya. Ben ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Şu aramızdaki münasebet bir öğrenilirse ne olur biliyor musun? İyi ha. Sen de şunu bil. Ömer'den sır çıkmaz. Ya ne kadar güzel bir konakmış burası. He annem ya. Bura Ürgüp'ün en güzel konaklarından yavrum. Ay, şahsen ben ömrümün sonuna kadar ha burada yaşamak istiyorum. Bir bu eksiydi. Aa, Ömer. Nereden çıktın sen? Hakikaten oğlum, hangi rüzgar attı seni buraya? Diyeceğim de, gerçi bunun fazla öyle rüzgar neyim de yok. Metin haber verdi Hasibe teyze. Mavi kaza geçirdi diye. Çok merak ettim Mavi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sağ ol da, senin ne işin var Ürgüp'te? Kuzum, Ömer öğretmen olmuş. Daha yeni de Ürgüp'e çıkmış. Onun için burada annem. Hadi ya. He. Sen okulu bitirdin o zaman. Ablam kazadan sonra hafızasını kaybetti Ömer abi. Bazı şeyleri hatırlamıyor. Nasıl yani? Yani ben de en az senin kadar şaşkınım Ömer. En son İstanbul'da bekar bir kızdım. Gözümü bir açtım. Ali diye bir adamla evliyim. Üstelik Ürgüp'te. Sen Ali ile evli olduğunu da mı hatırlamıyorsun? Evli olmayı geç. Nasıl tanıştığımızı bile hatırlamıyorum ki. Hasibe teyzeler anlatmadılar mı sana? Neyi anlatmadı mı? Şeyi diyor kızım. Şimdi siz bir aralık kusuştuydunuz Ali'nin. Evlenmemelere falan kalktıydın. Ondan sonra Ali geldi böyle senin koynunu aldı da çok şükür barıştınız onu diyor. Ay ya. Ey Ömer ya, ey Ömer oğlum ya. Ya illa ona eski defterleri açacaksın ha. Neyse kuzum, haydi annem. Sen fazla ayakta kalma, yorma kendini. Pembe, ablanın odasına götür yavrum. Haydi kızım. Biz daha Ömer'le konuşuyorduk ya. Sonra konuşursunuz yavrum. Haydi annem, haydi. Hadi ablacığım gel. İyi, tamam. Görüşürüz Ömer. Görüşürüz Mavi. Mavi'ye Ali'nin abisini öldürdüğünü söylediniz mi Hasibe teyze? Anladım. Söylemediniz. Niye gerçekleri saklıyorsunuz ki ondan? Mavi kaza olmasaydı Ali'den ayrılmak üzereydi. Bilmeye hakkı yok mu yani bunun? Doktor fazla yormayın dedi. He. Yavaş yavaş anlatacağız. Hem ayrıca bazı kötü şeyleri bilmesine bence hiç gerek yok. Şimdi zamanı değil. Çok yanlış yapıyorsunuz Hasibe teyze. Yarın öbür gün kendisi hatırlayınca çok daha fena olacak. Onu da o zaman düşünürüz oğlum. He mi? Sen Mavi'yi gördün. Gayet iyi. Biz seni işinden gücünden fazla etmeyek. Haydi oğlum. Peki. Ben daha sonra tekrar görürüm Mavi. Hala görürüm diyor ya. Hala görürüm diyor ya. Anne yatırdım ablamı. Ne diyor Ömer abi? Aman Mavi'ye neyi gerçekleri anlatmıyorsunuz diyor. Biz sanki anlatmayı bilmiyoruz ha. Allah Allah! Ya bu düşmanlık, bu kırgınlık bitmiş gitmiş ne güzel ya. Sen daha ne sündürüyorsun? Daha ne hurdalıyorsun oraları ya? Aa! Yok, yok, yok. Bu Ömer'i Mavi'nin yanından uzak tutmamız lazım. Şart oldu. Neyse, sen çık yukarı. İşine gücüne bak. Ben de şuraları bir süpüreyim de geleyim. Tamam.